Aşağıda demiş üzerlerinde bir yazan 11 tane kul gösterilmiş. Bu kulların üzerinde yazan sayılarla 11 basamaklı bir A sayısı oluşturuluyor. Yani 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde 11 basamaklı bir sayı elde etmiş. Nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. Şimdi A sayısının demiş 45 ile bölümünden kalan. Gene az önceki soru gibi düşüneceğiz. 45 ile bölünebilme kuralı yok dedi. 45 ile bölünebilme kuralı için ne yapacağız? Çarpan bulacağız. Aralarında asal olsun ve bölünebilme kurallarına ait olsun. İşte 5 ve 9. 5'e bölünebilme kuralı var. 9 var. 9 kere 5 45. 5 ve 9 aralarında asal. Eğer biz gene sayının 5 ile bölümünden kalanı bulursak ve 9 ile bölümünden kalanı bulursak, az önceki mantıkta tekrar bu kalanlarda hareketle 45 ile bölümünden elde ettiğimiz kalana ulaşabiliriz. Az önceki soru parçası. Şimdi 5 ile bölümünden kalan. Zaten sayının birer basama 1 olduğuna göre demek ki 5 ile böldüğümüz zaman kalan 1 olmalı. Gerekli bir yer. 9 ile bölünebilme kuralı. Rakamlarını toplayacağız. 11 tane 1'i toplarsanız 11 yapar. Ki 11'in de 9 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 2'dir. Ya böyle ya da 1 ile 1'i toplarsanız 2 yapar. Neyse. 2. Yani bulacağımız kal sayısı öyle olmalı ki 5'i bölündüğü zaman bir kalanını vermeli ve rakamları toplamı da 9'un katından 2 fazla olmalı gibi. Yani şıklardan gidebiliriz. Mesela 9. 9 bir kere 9'un tam katı olmaz. Bir de şuradan da bakabiliriz. 5'e bölünce 1 kalacağına göre sonu ya 1 olacak ya 6 olacak. Bakın bunlarda hiçbirinde öyle bir şey yok. Yani direkt 11'e odaklanabiliriz. Çünkü 11 9'dan 2 fazla. 9'da bölünce 2 kalıyor. Aynı zamanda birer basamağı 1 olduğu için kalan 11'dir diye biliriz. Peki elimizde şıklar olması nasıl yapacaktık? Onu da düşünmek lazım bir yandan şimdi. Nasıl yapabilirdik? Şöyle işte 5'e bölümünden bir kalan olanları yazardım bir kenara. 5'e bölümünden bir kalan olanları yazardım bir kenara. Nedir mesela? 1 olabilir. 6 olabilir. 5 eklersek 11 olabilir. 5 eklersek 16 olabilir. Böyle gidiyor neyse. Kaça kadar gittik? 45'e ulaşana kadar. Bir yandan da 9'a bölünce 2 kalacağına göre eleme yaptık. 1 9'a bölümünde 2 kalmış. 1 kalıyor. 6 da 6 kalıyor. Zaten bunu bulmuşlar yani oluyor. 16'yı 9'a bölersiniz rakamlar tabii 7 olmuyor. 3. Yani bu şekilde eleyerek ulaşabiliriz genelde. Yani şıklar elimizde olmazsa klasik bir sınavda nasıl yaparız onu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta bir şıktan gidip mesela 5 bölümünden bir kalıyor deyip onları bulup sonra da ikincisine göre elemede yapabiliriz.